Bir diğer kardeşimiz satranç, tavla gibi oyunları oynamak caiz midir diye soruyor. Efendim, satranç cumhur-u fukahaya göre haram. Satranç oynamak. Hazreti Ali Efendimiz buna acemlerin kumarı diyor. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh giderken bir yerde satranç oynayanları görüyor. Bu putlar ne diyor? Mahadi temafil nedir bunlar? Onları put olarak görüyor. Heykeller, suretler, şekiller. İslam dışı unsurlar olarak onları niteliyor Ali radıyallahu anh Efendimiz. Onun için Malikiler, Hanefiler, Hanbeliler bunlar satranç oynamanın haram olduğunu söylüyorlar. Sadece Şafiler satranç oynamanın mekruh olduğunu söylüyorlar. Fakat bazı Şafi fakihler eğer satranç oynamak kişide bir alışkanlık hali oluşturmadıysa, namazlarına, ibadetlerine engel olmuyorsa, ortaya bir para koymuyorlarsa o zaman mubahtır diyenler de var Şafilerde, Şafi fukahasında. Fakat cumhurun görüşünü alırsak satranç oynamak haram. Eğer namazınıza, ibadetinize engel olmuyorsa kerahat hükmünü almalı, mekruhtur demeli ki insanlar bununla çok fazla meşgul olmasınlar. Peki tavlaya gelince, yani zarlı oyunlara gelince, cumhuru ulemaya göre, bütün fakihlerimize göre bu tür oyunlar, yani tavlayla olan oyunların tamamı haramdır muhterem kardeşlerim. İbni Hacer Mekki var. İki ciltlik Zevacir diye bir kitabı var. Orada büyük günahları anlatıyor, haramları anlatıyor. Orada diyor ki eğer bir oyun sizin aklınıza, zihninize güç kuvvet veriyorsa onu oynamak mubahtır. Şafii ulemasındandır, fukahasındandır İbni Hacer. Bunu söyleyerek satranca cevaz veriyor, yani caizdir diyor. Çünkü aklınıza bir kuvvet verir, yani onunla zihniniz antrenman yapar. Fakat eğer bir oyun diyor zar ve tahmine dayanıyorsa, zar atmak varsa bir oyunun içinde, orada tahmin varsa kesinlikle o oyunu oynamak haramdır diyor. O halde tekrar konuyu özetlersek, zar atılan oyunlar bütün alimlerimize göre haram kardeşlerim. Bunun dışında satranç cumhura göre haram, Şafii alimlerine göre mekruhtur diyoruz. Şafii fukahasına göre mekruhtur.